Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 27 Temmuz 2 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, ayın ışığı bu hafta büyüyecek. Pazartesi günü ay ilk dördün fazında ve Akrep Burcu'nda. Pazartesi ve Salı 3. evinizde ay geçişi var. Hareketli başlıyorsunuz haftaya. Planlarınız var, programlarınız var. İş hayatınızda, mesleki hayatınızda, ticari hayatınızda aktif olabileceğiniz iki gün... İş içinde hareketlisiniz. Şehir içinde olsa çok sayıda görüşme yapabilir, bir yerlere gidip gelebilirsiniz. Hatta bazı uzun seyahatler, geziler ya da önümüzdeki günler yapmak istediğiniz gezilerin, yolculukların, planları, programları, hazırlıkları olabilir. Bunlara odaklanabilirsiniz. Birçoğunuz iş hayatı olmayanlar, çevrelerindeki kişilerle daha fazla temas edecekler. Akrabalar, kardeşler ya da komşularla ilgili konularda yine hafta başında. E, gündeminizde günlük hayatınızda daha fazla yer tutabilir sevgili Başaklar. Venüs İkizler Burcunda ilerliyor ancak bu hafta Venüs'ün Neptünle yapacağı bir kare açı var. Venüs-Neptün karesi gerek ilişkiler, e, sosyal hayat gerek maddi beklentilerle ilgili e, bazı belirsizlikleri ve karışıklıkları işaret edebilir. Her türlü işbirliğinde yeni girişilecek ticari faaliyetlerde iş hayatınız, kariyer hayatınızla ilgili beklentilerinizde Neptün bazı şeylerin biraz belirsiz olabileceğini gösteriyor ya da daha hayalci davranabileceğinizi işaret ediyor. Burada çok net olmayan konulara daha dikkatli yaklaşalım. Özellikle ilişkilerde, işbirliklerinde herhangi bir karar verirken biraz daha düşünmek için belki zaman tanıyalım kendimize sevgili başaklar çarşamba öğle saatlerinden itibaren ay yay burcuna geçecek cuma öğleden sonraki saatlere kadar ay yay burcunda olacak bu iki buçuk günlük süreç daha çok ailemize evimize odaklanıyoruz evde zaman geçirmemiz evdeki işlerle ilgilenmemiz ebeveynlerle ilgili konulara odaklanmamız mümkün biraz daha hani yalnız kalma ihtiyacımız artabilir kendimize özel zamanlar ayırabiliriz ve cuma öğle saatlerinden itibaren Ay Oğlak burcuna geçiyor. Hafta sonu da Ay Oğlak'ta 5. evinizde. E, burası daha keyifli bir alandır. Ay Oğlak'tan geçerken aslında e, keyif alabileceğiniz faaliyetleri de yaşamınıza sokabilir, eğlenceli konular olabilir bunlar. Fa, belki çocuklarla sevdiklerinizle yapacağınız organizasyonlar olabilir, tatiller olabilir. E, aşk hayatınızda da hareketlenmeleri bekleyebiliriz. Tabii ki Ay Oğlak Burcundan geçerken Merkür Yengeç Burcunda. Gezegeniniz Merkür Yengeç Burcunda bu hafta olaylara hala daha daha duygusal yaklaşıyorsunuz. Biraz daha böyle ailevi konuları önemsiyorsunuz. E, geçmişin geçmişle ilgili duygu ve düşünceler hala daha size etkiliyor. Ve özellikle Cuma Cumartesi günü Merkür'ün Plüto ile yapacak karşıt açı işte bu duygusal e, tavırlara daha fazla zemin hazırlayabilir. E, özellikle çocuklarla ilişkilerde, arkadaş ilişkilerinizde, işte sosyal hayattaki her türlü temasta, aşk hayatınızda geçmişin etkisine çok fazla kalabilirsiniz. Bu duygusal baskılara biraz dikkat edelim. Olaylara daha gerçekçi bakmaya çalışalım. Keyif alacağımız konulara odaklanalım. Hani melankolik Takılmamıza neden olabilecek bizi bir şekilde biraz böyle e, enerjimizi düşürecek durumlar olabilir. Yani ufak bir söz olabilir, bir davranış olabilir. Her şeye çok fazla takılabiliriz. Bunu yapmamaya çalışalım, daha sakin olmaya çalışalım ve mümkün olduğunca e, imser enerjilerle yaşamın daha keyifli yönlerine odaklanalım sevgili Başaklar. Güzel bir hafta diliyorum ve bayramınızı kutluyorum. Hoşçakalın.